Değerli izleyenler, kısa bir haber arası veriyoruz. Haber Kritik'te bu akşamki konuğumuz Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ olacak. Bizlere eşlik edecek. Öncelikle hoş geldiniz. Emrullah Bey, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Başta TV52 ailesini, yönetim kurulunun çalışanları tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sebebi uzun yıllar ordumuzu hem uyduda hem de yerelde tanıtımını sağlıyorsunuz. Hem 19 ilçemizin tamamını ve merkezi. Dolayısıyla sizlere ve ekibimize teşekkür ediyorum. Bizler de teşekkür ediyoruz. Gölköy deyince aklımıza çok güzel şeyler geliyor elbette, ancak siz güven tazelen bir belediye başkanısınız Ordu'da. İkinci bir döneminde hemen hemen başındasınız. İsterseniz kısa bir değerlendirmeyle başlayabiliriz. Geçmiş 5 yılda ve gelecek 5 yılda değerlendirebiliriz. Şimdi Emrullah Bey, güzel bir konuya girdiniz. Gölköy gerçekten 19 ilçemizin içinde güzel bir ilçe. Yani Gölköy ilçe olarak gittiğimiz her ortama hızlı bir şekilde entegre olan ve o ilçenin, o yaşam alanına katkı sağlayan ve çalışkan bir topluluğa sahibiz. Yani bugün Gölköylü kardeşlerimizin tamamı gittiği her ortamda güzel eserler bırakarak hem inşaat alanında, hem enerji alanında, hem arıcılıkta, her ortamda hem de kamusal alanda güzel insanlarımız memleketimize hizmet ediyor. Dolayısıyla biz ilçemizin tamamına teşekkür ediyoruz. Yani ilçe halkımızın 0 yaşından 90-100 yaşındaki kardeş büyüklerimize. Bahsettiğiniz gibi 2024 yerel seçimini geçirdik. Geçtiğimiz dönemde bir 5 yıl bir beraber siyasette zaten uzun yıllar bir bilgi, birikim ve deneyimimiz vardı. Evet. Bu Gölköy halkımız, 81 ilde yaşayan bütün kardeşlerimiz, oy veren vermeyi hiç fark etmez, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizleri tekraren güven tazeleyerek 5 yılda yetki verdi. İnşallah önümüzdeki geçtiğimiz 5 yılda olduğu gibi önümüzdeki 5 yılda da daha güzellerini, daha fazla çaba sarf ederek mevcut yatırımları da tamamlayarak ilçemizin kalkınmasında ve güçlenmesinde ve Cumhuriyet yüzyılına geleceğimizi hazırlamaya biz ekibimizle beraber devam edeceğiz. Bu vesileyle Emrullah Bey, şunu da paylaşmak istiyorum. Başta 81 ilde yaşayan kardeşlerimizin, Gölköy'lü kardeşlerimizin hem şahsımıza, hem ekibimize, hem çalışma arkadaşlarımıza vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Ayrıca biz mahalle başkanlarımız olmak üzere Cumhur İttifakı'nın bütün paydaşlarına, sahada çalışan bütün kardeşlerimize, kadın kollarına, gençlik kollarına, ana kademede görev yapan kardeşlerimize, mahalle başkanlarımıza, gönüldaşlarımıza, dava arkadaşlarımızın hepsine sonsuz teşekkür ediyorum. Çünkü güzel bir çalışma geçirdik. Seçim takvimini Gölköy ilçesi olarak güzel bir çalışma dönemi geçirdik. Dolayısıyla ben emeği geçen herkese, başta seçmenlerimiz olmak üzere bütün kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca göreve aza olmak üzere yerel seçimlerde görev alan muhtarlarımıza, meclis üyelerimize ve aza ekip kardeşlerimizin tamamına başarılar diliyorum. Sonuçta ilçemiz 30 mahalleyiz ve seçilmiş 30 muhtarımız, 15 meclis üyemiz, ayrıca azalarımız var. Ortalamada bir 4 ile çarparsa 30-120'nin üzerinde azamız var. Bu arkadaşlarımızın hepsine, yerel yönetimlerde görev alan bütün kardeşlerimize ben başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. İnşallah 5 yıl güzel bir yol haritası çizerek 5 yıl güzel bir çalışma yapacağız. Başarılar diliyorum. Allah mahcup etmesin diyorum. Bütün Gölköy'lü kardeşlerime de teşekkür ediyorum. Bunu ilçemizde yaşayan veya yaşamayan 81 ildeki bütün kardeşlerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Sevgilerimi sunuyorum. Yatırımlar demişken, geçmiş 5 yılda yapılanlar tabii ki ortada, ancak önümüzdeki 5 yıl için ufak nüanslar verebilecek olursanız ya da mega diye nitelendirebileceğiniz, fayda sağlayabileceğini düşündüğünüz bir proje varsa paylaşabileceğiniz, izleyicilerimizle paylaşalım. Emrullah Bey, şöyle, biz zaten önümüzdeki 5 yılda hem merkezi iktidarımızın, hem büyükşehirimizin ve ilçe belediyemizin yatırımları hızlı şekilde devam ettiriyoruz. Bu vesileyle de şurada bahsetmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ekibine, bakanlarımıza ve milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine, il başkanlarımıza, yani Cumhur İttifakı olarak işte AK Parti, Milliyetçi Başkanımız, vekillerimize ben ilçem adına teşekkür ediyorum. Çünkü biz hem bu göreve bizi layık gördüler, Sayın Cumhurbaşkanımıza özellikle teşekkür ediyoruz ve ekibine, ve
Bu süreçte hepimiz, milletvekillerimizin tamamı, Cumhur İttifakı olarak 4 tane milletvekilimiz ve ekibi, il başkanlarımız hep seçim döneminde beraberdik. Bu desteklerden dolayı da teşekkür ediyorum. Tabii ki bu geçtiğimiz 5 yılda ilçemizde birçok yatırımların temellerini attık. İnşaatlar, arsa, önce biz belediyede arsalar oluşturduk. Sonra arsa teminden sonra biz ilgili bakanlıklara devrettik ve bütün yatırımlar hızlı bir şekilde devam ediyor. Başta sağlık, eğitim, ulaşım, işte yurtlarımız, otogarımız vesaire. İnşallah hızlı bir şekilde bitireceğiz. İyi ki başlamışız. Bugün tasarruf genelgesi yayınlandı. Bugün yatırımı almamız dahi mümkün değil. Bırakın başlamayı, yatırım programına bile alamazdık. O tarihte ben bölge ilçe halkımıza teşekkür ediyorum. Bize destek verdiler, önümüzü açtılar, yardımcı oldular ki biz arsalar oluşturarak, yani ilgili bakanlıklara devrederek yatırımlara başladık. Dolayısıyla ben teşekkür ediyorum. Yatırımlar noktasında hatta şunu da Gölköy halkımızla paylaşmak istiyorum. Bayram, Kurban Bayramı öncesi ilçemizde doğalgazı vermeye başlayacağız. Evet. Hastanemiz hızlı şekilde devam ediyor. Öğretmen evimize yatırım programında zemin etüdü vesaire yapıldı, hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Diğer inşaatlarımız zaten devam ediyor. Gölköy, Ayvaslı yolumuz ihalesi yapıldı. Dünya Bankası'nda kredili olduğu için onayına gitti. İnşallah Gölköy-Ayvaslı yolumuz da hızlı bir şekilde başlayacak. Gölköy-Gürgentepe yolunda şu anda müteahhit firma zemin çalışmaları devam ediyor. Bizim 12 kilometre Gölköy-Gürgentepe arası devam edeceğiz. Ayrıca Gürgentepe'den sonra iki firma çalışacak ve Gölköy-Ayvaslı arasında hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Ulaşım ağımız, yol ağlarımız devam edecek. Şunu ifade etmek istiyorum. Yani bir 6 ay gibi veya da yani yıl sonuna kadar bir tasarruf tedbirleriyle devam edeceğiz. Tasarruf yapmak zorundayız ama tasarruf yapılırken de başladığımız yatırımlar hızlı şekilde devam edecek. Ve önümüzdeki yıllar geçmiş 5 yıldan daha güzel olacak. Çünkü biz arsalaşmayı yani mesela altyapı mülk almayı bitirdik. Artık üst yapıya yani yatırımların yapılması noktasına döndük. Dolayısıyla daha güzel bir dönem geçireceğiz. Ben başta yani Gölköy halkımıza teşekkür ediyorum. Çünkü bize güven tazeleyerek ekibimizle beraber çalışmamıza ara vermeden devam ediyoruz. Ben bize destek veren herkese teşekkür ediyorum. Evet, yatırım konusu özellikle böyle bir dönemde ciddi anlamda önemli bir konu. Evet. Doğalgazda yine Ordu üzerinde kırsalda çok çok beklenen bir husus. Siz de Kurban Bayramı öncesinde doğalgaz salınımına başlanacağını müjdesini de bu ekranlardan vermiş oldunuz. Gölköy deyince hepimizin aklına turizm geliyor. Özellikle benim aklıma Ulugöl geliyor. Cidden doğasıyla insanı hayran bırakan bir yer. Burayla alakalı ya da turizmle alakalı çalışmalarımız var mı? Yakın zamanda bir de şenlikler, güreş festivallerimiz var. Bunlarla alakalı da bilgi verebilirseniz buyurun. Şöyle Emrullah Bey, biz başta Ulugöl'den başlamak üzere, yani Ulugöl Karadeniz'in milli park olarak da yani bakanlığımızın da takip ettiği, bizim de hassas davrandığımız Ulugöl Tabiat Parkımızın doğasını koruyarak devam ediyoruz. Ben özellikle yaz sezonunda bütün işte, doğayı seven ve bütün tatil seven arkadaşlarımızı, komşularımızı, kardeşlerimizi Ulugöl'e davet ediyorum. Çünkü Ulugöl gerçekten kışın biz biraz daha hijyenik davrandık, temizlik yaptık, ormanı temizledik, alan açtık, piknik alanları açtık, genişlettik alanı. Dolayısıyla hem hijyenik olarak, temizlik olarak daha da hijyenik hale getirdik. Ben başta Ulugöl olmak üzere, Uluvak'ta yaylamız, yakında oraya biz bir gölete başlayacağız. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatları ile OSKİ'de genel müdürlüğünde geldik, sahayı baktık, göletimize başlayacağız. Hem Gölköy Kalesi, hem Ulugöl, hem Uluvak'ta ve birkaç tane de böyle kilise ve şelalelerimizle beraber turizme açık bir ilçeyiz. Evet. Dolayısıyla hem turizm turlarının, yani bizim bölgemize tur programına dahil etmelerini talep ediyoruz ve istiyoruz. Ve bütün kardeşlerimizi Ulugöl'e ve ilçemize gezmeye davet ediyoruz. Onun akabinde bizim şenliklerimiz yıllardan beri devam ediyor. Hatta her mahallede şenlik yapılıyordu. Biz bu sene yani güreşlerimiz, geleneksel yağlı güreşlerimiz 5-6 yıl hatta daha fazla Uluvak'ta ile birlikte yapıyorduk. Yani merkezde güreşlerimizi yapıyorduk. Uluvak'ta da
sosyal etkinliklerimizi yapıyorduk. Ancak yani Ramazan ayına gelmesi nedeniyle bu 7. ay alınmıştı. Dolayısıyla şimdi bizim 20 Mayıs şenliklerimiz, bizim de çocukluğumuzun özlemle zamanı beklediğimiz Gölköy'de işte Mayıs 7'si, Hıdrellez denen tarihte yapmaya devam edeceğiz. Yani 20 Mayıs şenlikleri eskisine rücu ediyoruz. Yani yaklaşık 5-6 yıl veya daha yıl fazla önce hep böyle Ramazan ayına gelmesinden dolayı Temmuz ayında yapılıyordu. Dolayısıyla bu saatten sonra biz Gölköy merkezde güreşlerimizi, yağlı güreşlerimizi 20 Mayıs'ta yapacağız, yapıyoruz. Eski çermiğin olduğu bölgelerde aktif hale getireceğiz. Dolayısıyla Temmuz ayında da Uluvatlı'da yapacağız. Yani 28 Temmuz'da Uluvatlı'da yapacağız. Ben özellikle komşu ilçelerimizi, atasporumuzu seven kardeşlerimizi, Gölköylü kardeşlerimizi, gurbetteki arkadaşlarımızı, 20 Mayıs şenliklerine davet ediyoruz. Çünkü biz ilçe olarak hazırız. Bütün imkanlarımız hazır. Ve baş pehlivanlarımız er meydanlarında güreşecekler. Atasporumuzu biz her zaman kalkındıracağız. Kaldı ki bizim güreş takımımız şu anda Süper Lig'de. Biz Gölköy olarak zaten güreşle anılan bir ilçeyiz. Ben başta Gölköylü kardeşlerimizi, Ordulu kardeşlerimizi, komşu ilçelerimizdeki vatandaşlarımızın Ataspor'unu izlemeye, Gölköy güreşlerine, 20 Mayıs şenliklerine davet ediyorum. Nelerle karşılaşacak gelen vatandaşlar? Onları da biraz ilerleyebilirsek en azından. Şimdi şöyle, bizim ilçemizde güreş alanımız zaten standartlara uygun hale getirdik. Evet. Yani sabah 10'dan itibaren işte bando eşliğinde açılışı yapacağız. Miniklerden olmak üzere 450-500 civarında bir güreşçimiz var. Ve güreşçilerimiz öğlen sonuna doğru da baş pehlivanlara çıkacak. Yani gün boyu saat 10'dan en kötü 6-7'ye kadar güzel bir atasporunu izlemeye ve güreşlere doyacaklar. Gün boyu güreş izleyecekler. Yani ben bütün kardeşlerimizin, özellikle yani yaşlı kardeşlerimizin bu hassas davrandıklarını biliyorum. Ben zaman zaman her etkinlikte bakıyorum. Güreşçilerle beraber onlar da heyecan tutuyor. Dolayısıyla da biz pazartesi 20 Mayıs'ta önceliğimiz ve en fazla karşılaştığımız konuda güreşçilerimizin güreş doyasıya güreş izleyecekler. Evet. Süremizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz ancak son söz olarak söyleyecekleriniz, hatırlatacaklarınız vardır illaki. Buyurun. Siz ben tekrar ilçemizde bütün arkadaşlarımızı, bize destek sağlayan bütün kardeşlerimize ilçem adına teşekkür ediyorum. Ve bize güven tazeleyerek ekibimize, çalışma arkadaşlarımıza verilen destekler dolayı herkese teşekkür ediyoruz. Ve 20 Mayıs şenliklerinde herkesi Gölköy'de güreş meydanına ve atasporumuzu izlemeye davet ediyorum. Ve herkese saygılar, sevgiler sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, bizler de buradan tekrardan duyurmuş olalım. Herkes Gölköy'de güreş festivalini doyasıya yaşamak için orada olmalı diye ekleyelim. Bütün vatandaşlara da çağrı yapalım. Haber Kritik'te konuğumuz Gölköy Belediye Başkanı Fikri Bulut'a aitti.